Çareye yok yani. İnşallah yani devletimiz bizi mağduracağını sanmıyorum. Evet. Mutlaka çözecektir. Bunlar da olduğumuz halde yani. 2019'da bize mevcut dairemiz kamulaştığından dolayısıyla dairenizi 7 gün içinde boşaltın dediler. Aldık bu daireyi, oturmaya başladık. Aradan geçti 6 ay, yılbaşından sonra bize bir ihbar geldi. Yıkılacak, kamulaştırma olacak diye. Biz bir avukatlara gittik, mahkemeye gittik. Yani illa da yani 154 lira para bize verdiler buradan. Ben dedim bu 154 lira etmez ki, 260 lira şu. Ben o parayı almadım ilkten, sonradan ben bunu aldım. Şeye kullandım, kredilere kullandım. Krediler bittikten sonra şimdi kamulaştırma vazgeçildi. Bu parayı o deyin değiller. Biz bunu nasıl, neyle o diyecek? 2019 yılında kamulaştırma oldu. Bir belge geldi bize Trabzon Karayolları'na, 7 gün içinde evi boşalttım. Hesaplarınızda paranızda yattı. Baktık 140 milyar para yatmış hesabımızda. Yatırdıkları parayı bankaya verdim. Üstüne de kredi çektim. 170 milyar artı kredi çektim. Daire aldım. 2 sene sonra kamulaştırma vazgeçildiğini söylediler. Bu para geri iade istediler bizden. Efendim 10 gün içinde vermezseniz icra ve faiziyle alacağız sizden dediler. Şu anda benim bir ödeme şansım yok. Evim ipotekli, satma şansım yok. Şaka gibi çıkın dediler. Şimdi parayı geri istiyorlar. Parayı verdiler. Parayı kullandık. Ödeme şansımız yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Evet, 24 hane var. Hepsi aynı. Hepsi benim gibi mağdur yani. Hepsi yardım bekliyor yani. Yatırımların artmasıyla beraberinde oldukça yoğun kamulaştırma davaları özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılmaya başlandı. Tabii kamulaştırma davaları beraberinde ilimizin özellikle arazi sıkıntısı, kıtlığı nedeniyle oluşan problemlerden kaynaklı olarak başladı. Bu iştahatlar ülkenin belki 81 ilinin 75'inde doğru uygulanabiliyor. Daha doğrusu 75'inde uygulanması halinde bir mağduriyet ortaya çıkarmıyor olabilir. Ancak Rize'nin arazi kıtlığı nedeniyle bu yasanın bu şekliyle uygulanması Rize özelinde ciddi sorunlar yaratıyor. Davaya konu olan taşınmaz emsalden çok daha kıymetli. Bu kıymet takdir edilirken bilirkişilerin biraz da oradaki kanaatine dayalı bir durum. İşte bu süreçte maalesef davaların başlaması ve bitmesi 5 yıllık bir süreç alıyor. Talebimiz odur ki elbette ki Rize özelinde bir yasa değişikliği yapılsın diyemeyiz. Ancak yapılacak olan yasa değişikliği diğer illeri etkilemeyecekse, ki etkilemesi mümkün değil, o zaman Rize'nin de düşünülmesi gerekir. Bu kadar yatırım yapılıyorsa, kamu yatırımı yapılıyorsa, kamu için yapılıyorsa kamunun da o zaman menfaatini düşünülmesi gerekir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün en çok kamulaştırma yaptığı, en çok dava açtığı illerin başında Rize'nin geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Thank you.